Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 4 Aralık 2022 Pazar. Bu yayınımızın konusu Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Amerika'nın en etkili gazetelerinden The Washington Post'a yazdığı yazıdır. Mazlum Abdi dün oraya bir yazı kaleme aldı ve yayınlandı. Bu yazısına Mazlum Abdi çok önemli mesajlar veriyor. Amerika'ya, dünyaya çok önemli mesajlar veriyor. Rojava'da devam eden saldırılara değiniyor. IŞİD'e karşı kazanılan başarılar, kazanılan zaferlere dikkat çekiyor. Rojava'nın son birkaç yıl içerisinde uluslararası güçlerle yaptığı işbirliği sonucu IŞİD'in 2019'a nasıl yenildiğine dikkat çekiyor ve Türkiye'nin saldırıları, Türkiye'nin 2018-19'dan bu yana devam eden saldırıları ve şu anda devam eden tehdit ve saldırılara dikkat çekerek çözümün nasıl bir yoldan geçtiğini gösteriyor Mazlum Abdi ve dünyaya şu mesajı veriyor: bizim için savaşmanızı istemiyoruz, kalıcı bir barış için destek olmanızı istiyoruz diyor. Mazlum Abdi, Cemil Bayık'ın, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın 2019 yılında aynı gazeteye, The Washington Post gazetesine yazdığı yazıda yaptığı siyasi çözüm için destek olun çağrısını yineleyip şöyle diyor. Diyor ki işte PKK 2019 yılında bu gazetede siyasi çözüm için bir çağrı yapmıştı ve bu çağrı Türk devleti tarafından, Türk yetkilileri tarafından cevapsız bırakıldı. Dolayısıyla Suriye'de, Rojava'da çözümün bizim, yani Rojava ile Türkiye'nin barışçıl bir şekilde yaşamasının yolu PKK ile Türkiye arasında bir barış sürecinin başlatılması ve bu barış sürecine uluslararası güçlerin de destek olması veya onların gözetiminde olmasıdır. Çözümün yegane yolu budur diyor Mazlum Abdi. Bu yazı uzun bir yazı. Buna değineceğiz ve biliyorsunuz şimdi Rojava'da saldırılar 19 Kasım'da başlamıştı ve 19'da devam eden saldırılar devam ediyor. Dün de devam etti, bugün de devam etti. Zaten Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi bu konuya dair günlük olarak bilgi veriyor, basın açıklaması yapıyor ve bugün henüz bu basın açıklaması yapılmış değil. Ama zaten dünkü yayınımızda devam eden saldırılara değinmiştik. Yeni bir durum olursa şu anda sizinle paylaşacağız. Mesela Tıldemir'de bu sabah da bir saldırı olmuş. Tıldemir'in yine Belen köyüne bir saldırı oldu. Bombardıman oldu yine Tıldemir'e. Yani bugün daha çok Tıldemir saldırı altında. Kobani'nin batısı ve doğusunda dün gece saatleri çok yoğun bombardıman vardı. Dün yine Amudi'de bir araç Türk silahları tarafından hedef alındı. Tıldemir'de yine bombardıman vardı. Ve işte daha dediğim gibi bu saldırılar devam ediyor ve Mazlum Abdi yazısında, ona şimdi gelelim, yazısında neye dikkat çekiyor? Öncelikle Demokratik Suriye Güçleri'nin 2014-15'te Kobani'deki IŞİD mücadelesine karşı dikkat çekiyor ve diyor ki 2014 yılında dünya diyor Kobani'de IŞİD'i yendiğimizi duydu ve diyor orası benim de şehrim diyor. Şimdi orada diyor Amerika ve küresel koalisyon, uluslararası koalisyonla ortaklaşa bir mücadele yürüttük ve IŞİD'i yendik diyor. O süreç diyor 2019'da IŞİD halifeliğinin sona ermesine yol açtı diyor. Ve diyor Kobani bugün yine tehdit altında. Yani 2014 yılında IŞİD'in yenildiği şehir olan Kobani diyor bugün yine tehdit altında ve bizim ve ortaklarımızın tüm kazanımları tehlikede diyor. Diyor bu defa ama IŞİD değil, bir ABD müttefiki ve NATO üyesi Türkiye tarafından Kobani tehdit altındadır diyor Mazlum Abdi The Washington Post'taki yazısında ve Tayyip Erdoğan'ın tehditlerine dikkat çekiyor. Türkiye'nin NATO üyesi olmasına dikkat çekiyor ve şöyle söylüyor. Yazıyı bulup size linkini göstermek istiyorum. Zaten İngilizce bilenler gidip orada görebilirler. Yazı uzun bir yazı ve Mazlum Abdi şöyle devam ediyor arkadaşlar. Diyor ki NATO üyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümeti bir haftadan fazladır şehirlerimizi,
bombalıyor köylerimizi, bombalıyor sivilleri öldürüyor, kritik sivil altyapıyı tahrip ediyor. IŞİD'i bastırmak için çalışan Demokratik Suriye güçlerini hedef alıyor. İşte biliyorsunuz Holkamp'ın hedef alınmıştı. Ve diyor biz diyor sadece bölgemizde diyor IŞİD'i askeri anlamda yani yenmek değil, onun arkasındaki fikri, onu besleyen fikri de yenmek, onu besleyen ideolojiyi de ezmek için adımlar attık. Örneğin diyor Ebubekir el-Bağdadi'nin bir zamanlar IŞİD'i yönettiği Raqqa'da Suriyeli kadınlar şu anda şehri yönetiyor. Yani IŞİD'in merkezi olan Raqqa'yı diyor şu anda Suriyeli kadınlar yönetiyor ki IŞİD bir aynı zamanda kadın düşmanı. Ve diyor 2015 yılında biz diyor Demokratik Suriye güçlerini kurduk, onu hatırlatıyor. Kürtler, Araplar ve Suriyanilerin öncülüğünde özgürleştirdiğimiz her şehirde halkımız Suriye'de ilk kez tüm etnik kökenleri ve dinleri temsil eden kadınlara eşit güç veren yerel yönetimler kurdu diyor Mazlum Abdi, devam ediyor ve şimdi diyor bazıları bizi eleştiriyor. Evet diyor yani yönetimimizde eksiklikler olabilir, bazı şeyler olabilir diyor. Ama diyor bu yani ideal bir şey kurduğumuzu söyleyemiyoruz. Fakat diyor biz savaş altındayız ve yoğun bir ezici bir ekonomik abluka altındayken diyor bu kadarını inşa edebildik. Ama diğer yandan da saldırılar var. Ve Mazlum Abdi diyor Türkiye'nin bölgemize yönelik saldırısı tüm bunları tehdit altına koyuyor. Yani şimdiye kadar kazandığımız bütün tehditleri, bütün kazanımları tehdit altına koyuyor diyor Mazlum Abdi. Devam ediyor diyor işte Derik'teki 19 Kasım saldırısının 19 Kasım gecesinden bahsediyor. Kürtlerin, Ezidilerin ve Hristiyanların yaşadığı Derik kentinde, Rojava'nın Derik kentinde düzenlenen saldırıda 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti. 11 sivil hayatını kaybetmişti arkadaşlar. Birisi gazeteci ve Mazlum Abdi bunlara dikkat çekiyor. Diğeri de diyor ki Hasaki'deki saldırı diyor benim de orada çalıştığım işte birlikte uluslararası koalisyonla çalıştığım Hasaki yakınlarındaki üs diyor hedef alındı. ABD kuvvetlerinden yüzlerce metre uzaklıkta diyor. Bunun diyor hayatıma yönelik bir girişim olduğuna inanıyorum. Türkiye diyor bu yıl SEDEK Demokratik Suriye güçlerindeki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma diyor suikast düzenledi. Şimdi biz bu konuda bir yayın yapmıştık arkadaşlar. Mazlum Abdi'ye suikast girişimi diye o linki de bu yayının sonuna koyacağım. Orada Türkiye'nin bombaladığı yer Demokratik Suriye güçlerinin ve yönetiminin ve Amerika güçlerinin birlikte organize olduğu, IŞİD'e karşı organize oldukları bir yer ve Mazlum Abdi oradadır diye düşünerek orayı bombaladılar. Neyse Mazlum Abdi'nin yazısına devam ediyorum The Washington Post'taki. Şimdi diyor ki Erdoğan topraklarımıza yönelik bir kara işgali tehditinde bulunmaya devam ediyor. Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını biliyoruz. Çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı ve Tal Abyad, Afrin ve Serekaniye işgallerinde sürüyor. Diyor Türkiye'nin işgal ettiği, Türkiye'nin yönetimdeki yerler, bölgelerde diyor şu anda kaos, istikrarsızlık, iç çatışmalar ve aşırılıkçıların yani cihadistlerin varlığı ile ünlüdür. Orası diyor onların denetiminde. Şimdi diyor ki bizim yönetimimizin altında olan Afrin, Suriye'nin kuzeybatısındaki işte radikal İslamcıların dokunmadığı tek bölgeydi. Bölge diyor Türkiye'nin kontrolü altına girdiğinden beri El-Kaide'ye bağlı gruplar kendi topraklarında buralarda serbestçe faaliyet gösteriyor. Bu yaz diyor bir ABD insansız hava aracı saldırısı üst düzey bir IŞİD lideri orada öldürüldü ismini de veriyor. Şimdi 13 Kasım Taksim saldırısına değiniyor Mazlum Abdi. Diyor bu bir kez daha diyor bu terör eylemini kınıyoruz ve bu suçlamaları reddediyoruz. Mağdurlara başsağlığı diliyoruz. Biz bir soruşturma çağrısı yapıyoruz ve bir soruşturma gerçekleşirse biz yardımcı olmaya hazırız. Bu saldırıyla diyor hiçbir halkımız yok. Ve devam ediyor. Şimdi aynen okuyorum Mazlum Abdi'nin yazısında. Diyor kimseden bizim için savaşmasını istemiyoruz. Halkım hala burada çünkü daha önce sayısız kez tek başımıza direndik. Gerekirse yine direneceğiz. İstediğimiz şey dünyanın daha zor bir görevde bizimle birlikte olmasıdır. Barış mücadelesinde diyor dünyanın bizimle olmasıdır. Bizim için savaşmanızı istemiyoruz. Barış mücadelesinde bizimle olun diyor.
ve devam ediyor. Bölgemizde bu kadar acı ve ıstırap getiren çatışmaların köklerini siyasi olduğuna inanıyoruz. Türkler ve Kürtler arasında doğal bir nefret yok. Türk liderler Kürtleri bir güvenlik tehdidi olarak görmek ve temel demokratik haklarımızı inkar etmek için siyasi bir seçim yaptılar. Geçmişte Erdoğan, Kürdistan İşçi Partisi PKK ile Türk Devleti arasında silahlı çatışmayı sona erdirmek ve Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmek için görüşmeler yaptı. Geçmişte yapılan çözüm süreçlerine dikkat çekiyor. Ve diyor ki bu görüşmeler yapılırken Türk komşularımızla barış içinde yaşadık. Rojava ile Türkiye arasında bir sorun yoktu. Eğer yeniden başlarlarsa bunu tekrar yapabiliriz. Yazının en önemli kısmı burası. Ve 2019 yılında bölgemiz tehdit altındayken tam da bu gazetede yani The Washington Post'ta PKK tam da bu gazetede oturup siyasi çözüm aramayı teklif etti. Çağrı cevapsız kaldı ve Türkiye sadece aylar sonra iki şehrimizi işgal etti. Bu yazı Cemil Bayık'ın, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın 2019 yılında The Washington Post gazetesine yazdığı yazıya dikkat çekiyor. O yazıda Cemil Bayık siyasi çözüm çağrısında bulunmuştu. Türkiye ile Kürtler arasında siyasi çözümün zamanı gelmiştir demişti. Ve başta Amerika olmak üzere Avrupa ve dünyanın ileri gelen güçlerine siz de siyasi çözüm için destek olun, arabulucu olun çağrısına bulunmuştu. Ve Mazlum Abdi diyor ki PKK o zaman siyasi çözüm için teklifte bulundu ama diyor cevapsız bırakıldı bu çağrı ve Türkiye sonra bize saldırdı, iki şehrimizi işgal etti diyor. Ve devam ediyor, diyor uluslararası toplum Türk işgaline karşı kararlı bir şekilde dursaydı ve barış için seslerini yükselseydi işler çok farklı gidebilirdi. Kimse zamanı geri çevirmese de geçmişin trajedilerinden ders alabiliriz. Ve diyor bu görüşmelerin yani PKK ile Türkiye arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasında ve aradığımız barışa ulaşmada yardımcı bir rol oynamaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Uluslararası toplumu Türkiye'nin işgalini önlemek ve Kürt sorununa demokratik bir şekilde ve eşit haklar temelinde siyasi bir çözümü teşvik etmek için derhal somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Halkımızın varlığı ve bölgenin varlığı buraya bağlıdır. Şimdi Mazlum Abdi sonucu böyle bağlıyor. Diyor ki halkımızın varlığı ve bölgenin güvenliği buraya bağlıdır. Neye bağlıdır? Eğer ki Türkiye'de Kürt sorunu çözülürse, yani Türkiye ile PKK arasında somut bazı adımlar atılırsa, bazı görüşmeler olursa, o zaman bu olumlu anlamda Rojava ya da Kuzey Suriye'de yansıyacak ve dolayısıyla bu saldırı, işgal, kaos, Türkiye'nin cihadistlerle bir olup oraya buraya saldırma durumu da ortadan kalkmış olacak. Mazlum Abdi çözümün daha genel anlamda çözümün yolunu gösteriyor. Yani sadece Türkiye Rojava'ya saldırdı mı saldırmadı mı değil. Mazlum Abdi'nin demek istediği şu, Türkiye'de Kürt sorunu çözülmediği müddetçe, Türkiye bu savaş politikasına ısrar ettiği müddetçe, PKK'nin Kürt tarafının siyasi yollarla çözelim bu işi çağrısı cevapsız kaldığı müddetçe o zaman Türkiye zaten Kürtlere karşı düşmanlık politikasını devam edecek, saldırgan politikasını devam edecek ve Rojava'da hedef olacak. Yani Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden Rojava'da, Suriye'de herhangi bir güvenlikten, çözümden, istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Mazlum Abdi bunun altını net ifadelerle çiziyor ve diyor ki bölgede halkımızın güvenliği, bölgenin istikrarını, güvenliğini istiyorsanız o zaman Türkiye ve PKK arasında bir barış sürecinin başlaması için siz de girişimde bulunun. Bu olursa bizim de elimizden bir şey gelirse biz de bunu katkıyı vermeye hazır olduğumuzu deklare ediyoruz diyor Mazlum Abdi. Nereye söylüyor? The Washington Post gazetesine ve The Washington Post gazetesi aynı zamanda onun üzerine tabii Amerika yönetimine, dünyaya, Avrupa Birliği'ne, bütün ilgili güçlere bu mesajını iletmiş oluyor. Çok önemli bir yazı, çok önemli, çok nokta atışı yapılan mesajlar içeriyor. Gerçekten bu sorunun yani sadece Suriye'de değil, Türkiye'de, Irak'ta, bütün genel anlamda Kürt sorununun nasıl çözülmesi gerektiğine dair net
ifadeler yer alıyor. Çok en önemli, en yetkili ağızlardan birisi Mazlum Abdi Kürtler adına. Dolayısıyla bu da Kürtlerin dünyaya mesajıdır demek mümkün. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim. Okuyanınız vardır. İngilizce bilmeyenler zaten gidip Google'da da çevirip okuyabilir. Bu konuda yöntemler de var. Ama yazının ana çerçevesi bir şekildeydi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi günler.